Rekor enflasyon rakamlarının kaydedildiği 2022 yılının ardından 2023 yılı da zorlu geçecek. Türkiye son 38 yılın en yüksek yeniden değerleme oranıyla karşı karşıya. Bunu bu kadar yüksek gördüğümüz bir dönem olmamıştı. Doğal olarak aslında son 38 yılın en yüksek yeniden değerleme oranı. Niye? Çünkü üretici fiyat endeksine bağlı olarak değişiyor. Yıllık Ekim'den Ekim'e ve son 1 yıldır üretici fiyatları %121 civarı artmış durumda. Yeni yılda vergilere, harçlara ve cezalara %122.93 oranında zam geliyor. Kırmızı ışıkta geçmenin cezasından, pasaport, köprü ücretleri ve araç muayenesi gibi pek çok kalemde tarihi bir artış yaşanacak. Enflasyonun kontrolden çıkması, üretici maliyetlerinin kontrolden çıkması sadece gündelik hayatımızda yediğimiz içtiğimiz ürünlerin fiyatının artması anlamına gelmiyor. Devletle olan ilişkimizdeki birçok yükümlülüğümüzün de o oranda artması anlamına geliyor. Yani bizler bundan sonra devletle olan vergi ilişkimizde, harç ilişkimizde, ceza ilişkimizde daha yüksek rakamlarla karşı karşıya kalacağız. Eğer Cumhurbaşkanı işte onları yarı yarıya azaltma yetkisini kullanmazsa. Bu sene 1703 lira olan 10 yıllık pasaport harcı önümüzdeki yıl 3796 liraya yükselecek. B sınıfı ehliyet harcı 1116 liradan 2489 liraya çıkıyor. Ortalama bir aracın vergisi 5000 lira civarındayken önümüzdeki yıl bu rakam 10.000 lirayı aşacak. Cumhurbaşkanının motorlu taşıt ve emlak vergisinde belirlenen bu oranı yarıya indirme etkisi var. Öyle bile olsa vergiler en az %61 oranında artacak. Yine seçim döneminde olduğumuz için muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada belki yarı yarıya olmasa bile belirli bir oranda yetki kullanacakmış gibi gözüküyor. Ama burada bir başka mesele var. Bu zamana kadar hep şöyle oldu. Biz vergi ve harçlarda mesela %40, %36 oluyordu üretici fiyat endeksi yıllık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yetki kullandım diyor. O yetkiyi kullanıyordu. Cebimizden çıkacak verginin miktarı görece daha az artıyordu. Ama vergi dilimlerinde de o değişiklik arzu edildiği gibi enflasyona uygun olmadığı için cebimizden çıkan vergi yüksek oluyor. Yani aslında cebimize girecek para azalıyor. Yine o cebimize girecek paranın azalmasından kaynaklı olan o azalma miktarı nereye gidiyordu? Bütçeye. Yani devlet aslında her türlü bir şekilde bu işten kazanan oluyordu. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisi araç muayene ücretleri ve trafik cezalarında geçerli değil. Araç muayene ücretleri 1 Ocak'tan itibaren %122'yi aşan zamlarla ödenecek. 2022'de 427 lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise 2023'te 951 liraya yükselecek. Öte yandan yurt dışı çıkış harcına %100 zam yapılarak bu rakamın 150 liradan 300 liraya çıkarılması öngörülüyordu. Ancak bu düzenleme tepkiler üzerine torba yasadan çıkarıldı. Vergiler, harçlar ve cezalar artarken gelir vergisi diliminin sabit tutulmasına dikkat çekiliyor. Vergi dilimine takılan maaşlar nedeniyle yüksek oranda kesinti yaşanıyor. Şimdi bu sefer seçim yılına gittiğimiz için vergi dilimlerini belki %120 güncelleyecekler. Ama diğer vergi, harç vesaire yetki kullanabileceği fiyat artışları olabilecek cezalarda, harçlarda yetki kullanıyor. İlk kez o da seçime gittiğimiz için ve ülke zor durumda kaldığı için vatandaşa biraz daha avantaj sağlayacak bir bütçe yapmaya çalışıyor. Bundan önceki 4 sene bunu yapmıyor olmasının tek nedeni insanları sevmiyorlar vesaire değildi. Ellerindeki imkanlar da kısıtlıydı. Şimdi 2023 yılı bütçesi az önce söylediğim gibi yapılırken bakın hayat çok hızlı geçiyor, zaman çok hızlı geçiyor. 2024 bütçesi de seneye bu zamanlar yapılacak. Nasıl bir bütçe yapacaklar acaba? Çünkü bu kadar yük üstlenmiş bir bütçeden sonra sizin dönüp 2024'te mesela gene %60-70 çıkacak yeniden değerleme oranı önümüzdeki sene bu zamanlar. Öyle yarı yarıya falan indirme olmayacak. Bir de arttırmayı düşünecek. Niye? Çünkü çok büyük bir açık vermeye başladı.